Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Efe Şevcioğlu, gündemin gelişen sıcak haberlerini yine TV52 farkıyla ekranlarınıza taşıyacağım değerli izleyenler. Bir süredir darboğazın yaşandığı ekonominin Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu İstanbul seçim iptali kararıyla ağır bir yükün altına girdi aşikar. Seçimin tekrarlanacağının açıklanmasının ardından döviz kuru yükselmeye başladı. Kur ve faiz artışının yanı sıra seçim vaatleri nedeniyle ekonominin daha da zayıflayacağı kulis bilgilerinin arasında. Tabii bunlar bir bilgi, kulis bilgisi. Bununla ilgili bir açıklama yaptı Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz. Hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülkede ekonomik istikrardan bahsetmenin mümkün olmayacağını söyledi. Hukuk güvenliğinin olmadığı bir devlette ekonomik gelişmeden, ekonomik istikrardan da bahsedebilmek çok fazla mümkün değil. Özellikle son YSK'nın aldığı kararda bunun tuzu biberi oldu. Maalesef o YSK kararından sonra 6 lira seviyelerinde seyreden dolar hızlı bir yükselişle bugün 6.20 seviyelerine çıktı. Ekonomi, referandum, cumhurbaşkanlığı, genel seçimler, erken genel seçim ve yerel seçimler derken şimdi de tekrarlanacak olan İstanbul seçimiyle karşı karşıya kaldı. Seçimler yüzünden ekonomide belirsizlik artarken üretim ve yatırım düşüyor, kur, enflasyon ve faizler artıyor, ekonomiyi ayağa kaldırabilecek reformlar askıya alınıyor, içi boş vaatler ekonominin yükünü artırırken bütçe açığı olağanüstü boyuta ulaşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, hukuk güvenliğinin olmadığı bir devlette ekonomik istikrardan bahsetmek mümkün değildir dedi. Ekonomi sadece iç dinamikler, iç dengeler, iç üreticiler, iç sanayicilerin katkısıyla elde edilmez. Dış sermaye de ekonomik gelişmeler açısından çok önemlidir. Üzüntüyle görüyoruz ki dış sermaye özellikle hukukumuzda yaşanan olağanüstü eleştiriler sonucunda büyük bir sermaye çıkışı meydana geliyor. Borsadaki düşüşler bunun çok açık bir göstergesi. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi zaten zor durumdaki ekonominin iki koldan birden daha da yıpranmasına yol açacak gibi görünüyor. Ekonomi bir cephede artan döviz kuru ve faizin ağır baskısını yaşarken diğer cephede yeni seçim vaatlerinin faturası altında muhtemelen ezilecek. Bundan yaklaşık bir ay öncesinde baktığımızda dolar 5.20 seviyelerindeyken bugün 6.20 seviyelerine yani yaklaşık 1 TL civarında bir dolar bazında bir artış söz konusu. Buna ekonomik yansımaları çok ciddi bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette. Çünkü iç üretimimizin dışında sanayi ürünleri, petrol, petrokimya ürünleri gibi birçok ürünler dolarla ithal edilmekte. Sanayi mamulleri aynı şekilde dolarla ithal edilmekte. Dolayısıyla ekonomik istikrar hukuk istikrarına bağlı doğrudan bir ilişki söz konusu. Değerli izleyenler, Ordu'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli fırtına beraberinde gök gürültüsü ve sağanak yağışı da getirdi. Gece saatlerinde gök gürültüsünün yerini şimşek seslerine bıraktı. Gece yarısı Altınordu ilçesinin semaları kısa süreli geceden gündüze döndü. Ordu'da hafta içerisinde etkili olan sağanak yağış beraberinde fırtına ve gök gürültüsünü de getirdi. Altınordu ilçesinin semalarına gök gürültüsü ve şimşekler hakimiyet kurdu. Yer yer gök gürültüsü sesini duyan ordulular kimi zamansa şimşek sesiyle karşılaştı. Bazı noktalarda şimşek çakması sonucu evler zarar gördü. Ordu'nun Perşembe ilçesi Şenyurt mahallesinde bir eve yıldırım isabet etti. Olaydan yara almadan kurtulan vatandaşlar korku dolu anları yaşadı. Ev sakinleri büyük bir panik yaşarken evin tavanında, elektronik eşyalarda ve elektrik tesisatlarında hasar meydana geldi. Evin tavanının çöktüğü olayda kimsenin yara almadan kurtulması ise teselli oldu. Altınordu ilçesinde gece saatlerinde şimşek öyle bir çaktı ki deyim yerindeyse geceyi gündüz etti. Kısa süreli aydınlık gözlemlendi. Meteorolojiden alınan verilere göre Ordu'da yağış etkisini hafta sonuna kadar gösterecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un 39 ilçesindeki seçimlerin ve 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Yapılan başvuruyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ve Ordu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun açıklamalarda bulundu. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem İstanbul. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un 39 ilçesindeki seçimlerin ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin iptali için YSK'nın kapısını çaldı. Yapılan başvurunun detayları ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun bilgi verdi. Bunun anlatılacak, izah edilecek bir yanı yok. Bu tamamen hukuksuz bir karardır. Bu tamamen siyasi bir karardır. Burada hukuk yoktur, siyasi bir karar vardır. Ve sonuçta bu ülkede adalet taşıyan, vicdan sahibi hakimler olsaydı, o Yüksek Seçim Kurulu'nun üyeleri, o 7 üye gerçekten vicdan sahibi olsaydı, hukuka göre hareket etseydi bugün bu seçimin iptali mümkün olmazdı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yapılan iptal başvurusuyla birlikte tarihe bir not düştüklerini ifade etti. Milli iradeye vurulmuş çok büyük bir darbedir ve bu ayıp Türk siyasi tarihine de geçecek bir olaydır. Tabii bugün biz de İstanbul'da yapılan bütün seçimlere itiraz ettik. Ve sonuçta eğer Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal ediliyorsa diğerlerinin de iptal edilmesi gerektiğini ifade ettik. Bununla ilgili iki ayrı başvuruda bulunduk. Buradan bir sonuç alacağımızı zaten düşünmüyoruz ama en azından hukuk adına, adalet adına, vicdan adına sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Genel Başkan Yardımcısı Torun bu saatten itibaren İstanbul seçimleri için tam motive olduğunu ifade etti. Yarından itibaren İstanbul seçimleriyle ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bir çalışma koordinasyon kurulu oluşturacağız. Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kansalıcı ve ben il başkanımızla birlikte gene bu heyete bazı arkadaşlarımızı da bir şekilde desteğini alarak bu süreci planlı programlı bir şekilde yürüteceğiz. Haklı olan davamızı sonuna kadar takipçisi olacağız ve inanıyorum ki 16 milyon İstanbul'un hem vicdanında hem aklında olacağız ve bu seçimde her seçimden, yani önceki seçimden olduğundan çok daha büyük bir oy farkıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağız. Çalınmış olan hakkımızı millet iradesiyle tekrar yerine getirmiş olacağız. Sevgili izleyenler, Ordu'da dün akşam saatlerinde etkisini hissettiren ve gece boyu süren şiddetli fırtına orta ve yüksek rakımlı ilçelerde fındık yapraklarına ve çotanaklara zarar verdi. Fırtına sebebiyle Ordu'nun Ulubey ilçesinde birçok noktada ciddi bir zarar söz konusu oldu. Yaşanan süreçle ilgili Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ordu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren şiddetli fırtına orta ve yüksek rakımlı ilçelerde fındık bahçelerini vurdu. Fırtına sebebiyle Ordu'nun Ulubey ilçesinde birçok mahallede bulunan fındık bahçeleri büyük hasar aldı. Gece boyu etkisini hissettiren şiddetli fırtına Ulubey'de bulunan fındık bahçelerinde yaprak ve çotanak dökülmelerine sebep oldu. İlçede meydana gelen hasarın boyutlarını gözlemleyen Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Şimdi sabah 8'de mesaiye başladığımızda ilk arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat buydu. Mühendis arkadaşlarımıza derhal sahaya çıkıp hasar tespiti ilgili çalışma yapmalarıydı. Şu anda arkadaşlarımdan aralıklı bir şekilde bilgi alıyoruz. Özellikle orta bölge değil de üst bölgelerde bir zarar olduğu gözüküyor. Ulubey Ziraat Odası Başkanı Aydın, ilçenin yüksek rakımlı mahalleleri olan Yukarı Kızıleren, Çubuklu ve Hocaoğlu mahallelerinde zarar boyutunun fazla olduğunu söyledi. Yukarı Kızıleren muhtarımıza, Çubuklu muhtarımıza, Hocaoğlu muhtarımıza görüşmeler sağladık. Buralarda zarar yaprakla beraber çotanak dökülmeleri gözüküyor. Ama diğer bölgelerde sanki %5, %10 gibi, yani bu 400 rakım ve 500 rakım arasındaki bölgelerde zarar yok gibi gözüküyor. Ama bizim yüksek kesim tabir ettiğimiz üst bölgelerde ciddi bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Vatandaşların da bize telefonla bildirdiği ihbarlar buna yönelik. Başkan Aydın, ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek gelişmeleri takip ettiklerini sözlerine ekledi. Şimdi bugün arkadaşlar sahada, öğlenden sonra tekrar
arkadaşlarla bir toplantı yapıp bunların değerlendirilmesini yapacağız. Dün akşam da malumunuz ciddi bir şekilde bir fırtına, rüzgar olayı yaşadık. Gece 2'de 1'de burada başlayan bir olay oldu. İnşallah fazla bir zayiat olmadan atlatacağız. Çiftçilerimizin Allah yardımcısı olsun. Biz sahadayız. Takip ediyoruz. Ulubey çiftçisiyle istişare haldeyiz. Elimizden gelen şeyleri de yapmaya çalışıyoruz. Sahada mühendis arkadaşlarla tespit olsun. Yardım konusunda elimizden gelen şeyleri yapıyoruz. Yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığınca devlet övünç madalyası ve beratı verilmesine karar verilen şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratları düzenlenen törenle teslim edildi. Ordu Valiliği toplantı salonunda devlet övünç madalyası ve beratları töreni düzenlendi. Düzenlenen törenle 16 Kasım 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Abaşin, Basyan bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeler Sefa Kabakkaya, 17 Haziran 2017 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güvendağ bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Onur Tiken, 12 Ekim 2016 tarihinde Şırnak'ın Besta bölgesinde düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük, 4 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efinoğlu, 24 Haziran 2016 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri yol emniyeti aldığı sırada el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Kerim Örtücü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 12 Mart 2018 tarihinde Afrin'in Cinderes bölgesinde icra edilen operasyon sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen tankçı uzman çavuş Taner Kart'ın ailelerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sonbahar temizliği kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi ile Kavuşak bölgeleri arasında başlatılan operasyonlarda yaralanan 4 askerden biri olan Ünyeli Gazi Komando Uzman Çavuş Hakan Güneş'e devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi. Bizim mahallemiz üzere makamların en büyük tanesi şehadet. Dinimiz için, kutsal değerlerimiz için, ayrıntısla Allah'a devamımız için biz çoğu kez canımızdan feda ettik. Evlatlarımızı karakola teslim ettik. Ama her zaman vatan sağlamıştık. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Vali Settar Yavuz, "Ne mutlu ki sizlere, evlatlarını bu vatana bağışlamış insanlarsınız. O yüzden hepinizin önünde saygıyla eğiliyor, hepinize bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum." dedi. "Ne mutlu ki sizler evlatlarını bu vatana bağışlamış insanlarsınız. O yüzden hepinizin önünde saygıyla eğiliyor, hepinize bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum." Peki, Sefa Kabakkaya kardeşimizin cenazesinde söylediğim gibi Allah hiçbirimizi ne eşimize, ne ailemize, ne milletimize utandırmasın. En büyük, sanıyorum insanlar için en büyük tehlikede utanmaktır. O yüzden Sefa kardeşimizin cenazesinde söylediğim gibi değerli kardeşlerim, kimileri ölürken kendisini, ailesini, milletini şereflendirir. Kimisi de ölürken herkesi utandırır. Rabbim ölürken de inşallah utanmamayı, şereflendirmeyi, onurlandırmayı bize nasip etsin diye de bu vesileyle dua etmek istiyorum. Sevgili izleyenler, 31 Mart Mali İdareler Genel Seçimlerinde rekor bir oyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordulu basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Sizlerle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın büyük desteğini alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu'da görev yapan yazılı ve görsel medya mensuplarıyla bir araya geldi.
Ordu Büyükşehir Belediye Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere daire başkanları ve basın mensupları katıldı. Üç konuya önem veriyoruz. Para yönetimi, insan yönetimi ve kaynak yönetimi. Para yönetimi deyince tasarrufa ve verimliliğe ağırlık verdik. Mümkün olduğu kadar masraflarımızı kıstık. Daha verimli bir yolu deniyoruz. Harcamalarımızı daha kontrollü yapmak. Arabaları vesaireleri geri dönüp mukavelerini yapmak. Bunun dışında harcamalarımızı daha verimli bir şekilde yapmak istiyoruz. Toplantıda ilk bir aylık süreçte yapılan ve yapılması planlanan konular masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Efendim, dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan astım çocuklarda ve yetişkinlerde her geçen gün daha fazla kişiye etki altına alıyor. Öyle ki ülkemizde yaklaşık her 100 kişiden 5'inde, her 100 çocuktan 15'inde görülür hale gelen astım, bazı önlemler alınmadığı takdirde atağa dönüşerek büyük sıkıntılara yol açıyor. Astım da çok sık görülebilen, gittikçe de görülme sıklığı artan bir hastalık ve durum. Bahar aylarında polenlerin çoğalmasıyla birlikte alerjik astım olan kişileri zor bir süreç bekliyor. Alerjik astım, nefes darlığı, kuru öksürük, hırıltılı solunum belirtileriyle ortaya çıkıyor. Doğanın canlanıp çiçeklerin açtığı, polenlerin havada uçuştuğu bahar aylarında astım da artış yaşanıyor. Özellikle bizim coğrafyamızda, Karadeniz'de de çok sık görülüyor. Sizin de değindiğiniz gibi bu mevsimlerde de gerçekten astım şikayetlerinde artış, yeni tanı alan astım hastalarında artış görüyoruz. Peki astımın belirtileri nedir? Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Selen Karaoğlanoğlu anlattı. Öksürük, balgam da olabilir, kuru kuru öksürük de olabilir. Hırıltılı solunum, bu göğüste sıkışma, hani sanki buramı birisi böyle sıkıştırıyormuş gibi der hastalar. Kedi miyavlaması gibi ses çıkarma, bazen derler sanki içinde bir kedi miyavlıyor. Ya da birisi size söyleyebilir, ya kedi mi var içinde, kedi mırıltısı geliyor gibi. Mesela telefonda konuşurken bile işte yani yorucu bir iş mi yapıyorsun, nefes nefese geliyor senin sesin derler. Bu şekilde semptomları var ama bu semptomlar tabii ki başka hastalıklarda da olabiliyor. Bu semptomların tekrarlayıcı olması bizim için astım açısından şüphe uyandırıyor. Dönem dönem tekrarlaması, özellikle gece sabaha karşı ortaya çıkması, gece kişiyi bu şikayetlerin uyandırması. Ailelere de uyarılarda bulunan Karaoğlanoğlu, hırıltı, kuru öksürük gibi belirtiler görüldüğü anda mutlaka bir doktora başvurmaları gerektiğini söyledi. Çocuklarda da tabii devamlı tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu gibi bulgular vermesi, hani üst üste hiç solunum yolu enfeksiyonu geçmiyormuş gibi sanki bulgular vermesi, hırıltılı hışırtılı çocuk deriz biz onlara, hışır hışır ederler öksürürken. Bu şekilde şikayetleri olduğunda çocuklarında, bebeklerinde, ailelerin mutlaka onların çocuk doktoru götürmeleri gerekiyor. 18 yaş üstü erişkinlerin de bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmeleri gerekiyor. Astımı tetikleyen en önemli faktör ise sigara. Solunum yolu hastalıklarını sigara ciddi oranda tetikliyor. Her ne kadar altta astım açısından en azından genetik faktörler ve çevresel faktörler ön planda olsa da bu çevresel faktörlerin başında sigara geliyor. Polen alerjileri ve sigara geliyor. Yani değerli izleyenler, kısa bir süre önce biliyorsunuz avlanma yasağı başladı ve avlanma yasağının ardından açık deniz balıkçıları hiç ara vermeden onlar da yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Ekmeklerini Karadeniz'den çıkaran balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesi sıcak havaya rağmen teknelerinin bakım ve onarımını yaparak sezon hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Denizlerde sona eren balık avı sezonunun ardından balıkçılar bir yandan teknelerinin alt ve üst bakımlarını yaparken bir yandan da yıpranan ağları onarıyor. Ordu'nun Fas'ta ilçesinde balıkçılık yapan Hulusi yere basmaz artık ağlarını teknelerden indirerek bakıma aldıklarını belirterek önümüzdeki sezon başta hamsi olmak üzere palamuttan çok ümitliyiz. Torik hareketliliğinden anlaşılıyor ki bu sene palamut bol olacağı benziyor dedi. Çok uzun bir zaman yok. 3 ay, 4 ay, 5 ay ancak sezona hazırlıklarımızı yapmamız için bize yeterli oluyor. Kayığımızın bakımlarını yapacağız. Ağlarımızı hazırlayacağız.
tayfalarımızı ayarlayacağız, işlerimizi ayarlayacağız ve 1 Eylül'de yeni bir umut, yeni bir ümit peşine yeniden 2019-2020 av sezonuna başlayacağız. Geçtiğimiz sezon balıkçı açısından verimli geçti. Çok bol olmamakla beraber çok çeşitli balık avlama fırsatı bulduk. Balıkçı Mustafa Moğlaoğlu ise Karadeniz'in doğusundan batısına kadar mücadele ettiklerini ifade ederek bu sene balıkçı için iyi bir sezon oldu diyebiliriz dedi. Karadeniz'den doğusundan batısına kadar mücadele ettik. Palamudumuz, hamsimiz, istavridimiz iyiydi. Karadeniz iyiydi, şenlikliydi bu sene, güzeldi balıkçılığımız. Palamut, 10 yılın palamudu oldu, çok boldu. Türkiye'nin her bir tarafına ulaştırdı. Soğuk hava deposu işletmecisi Ulvi Yere Basmaz da soğuk hava depoculuğu sayesinde mevsimi dışında bile su ürünlerinin 365 gün tüketimi sağlanmaktadır şeklinde konuştu. Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerine tesisimizde, fabrikamızda işler haline gelip 365 gün ülkemizin tüketimine hazırlamaktayız. Aynı zamanda ihracat yapmaktayız. Balıkçı manavı Şakir Oda ise bu sene bol balık sayesinde piyasanın da çok hareketli geçeceğini kaydetti. Çok iyiydi, bolluk içine geçti. Palamut, istavrit, hamsi, çilakop, lüfen hepsi oldu. Fiyatlar da çok iyi geçti bu sene. Palamut fiyatları, hamsi fiyatları, istavrit fiyatları çok iyi gitti yani bu sene. Çok iyiydi yani. Değerli izleyenler, son teknolojik sistemlerin uygulandığı Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin içme sularını arıtacak modern tesisin yapımı tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin içme sularını arıtacak modern tesisin yapımını tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, Avrupa standartlarında inşa edilen tesis sayesinde Gölköy ve Gürgentepe halkına temiz su içireceklerini söyledi. Gölköy ilçesi Kozören Mahallesi'nde inşa edilen içme suyu arıtma tesisinin geniş bir bölgeye sağlıklı ve temiz içme suyu hizmeti sunacağını belirten Güler, yaklaşık 10 milyon liraya mal olan tesis Gölköy ve Gürgentepe ilçelerine hizmet verecektir. Projenin ikinci aşamasında ise yapılacak olan yeni tesisle Ulubey ilçesinin üst mahallelerine arıtılmış içme suyu sunulacak dedi. Son teknolojik sistemlerin uygulandığı tesisin Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern içme suyu arıtma tesislerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Güler, 3330 metrekaresi açık alan ve 2270 metrekaresi kapalı olan olmak üzere toplam 5600 metrekare alana kurulan tesis, saniyede 210 litre ve günde 17 bin ton su arıtım kapasitesine sahiptir. Hızlı kum filtreli sistemin uygulandığı tesisle içme suyundaki bulanıklık sorunu ortadan kalkacaktır. En az 50 yıl kullanım ömrü olan tesis konvansiyonel tip, modern ve Avrupa standartlarına uygun bir şekilde inşa edildi. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun şeklinde konuştu. Değerli izleyenler, Ünye Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Aynı zamanda Ünye Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, meclis üyelerini Nisan ayında yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirdi. Burada konuşan Başkan Tavlı, Ünye Kalesi'nin dehlizlerinin Ordu Valiliği'nin destekleriyle temizleneceğini ifade etti. Aynı zamanda şu anda yürümekte olan kaledeki restorasyon çalışmalarına binaen bir de dehliz çalışmalarıyla ilgili orada çalışmamız oldu durdu. Bununla ilgili süreçte ekonomik anlamda destek sözü verdiler Sayın Valimiz. Buradan da tekrardan kendilerine sizlerin huzurunda ayrıca teşekkürü bir borç biliyor. Başkan Tavlı, tasarruf tedbirlerinin aşılmasıyla Ünye'ye kültür merkezi kazandıracaklarını da söyledi. Şu anda orta vadeli plan içerisinde olan tasarruf tedbirlerinden dolayı ihalenin iptal edilmediğini, en kısa zamanda şu tasarruf tedbirlerinin önün açıldığı andan itibaren de oranın temelini atılıp inşaatının başlayacağını ifade ettiler. Bu bizim için sevindirici bir haber. İptal edilmemiş olması halen. Aslında parası da mevcut hesabında bekliyor. Orta vadeli planda olduğu için bekletilmekte.
Ramazan etkinliklerini istişare sonucu iptal ettiklerini belirten Tavlı, Temmuz ayında festival yapılacağını kaydetti. Kültür ve Sanat Turizm Festivali'ni Temmuz ayının 3. haftasında inşallah gerçekleştireceğiz. Yani bir taraftan bir şey bitmişken öbür tarafta bir şey olmuyor anlamında anlaşılmasın diye onu da ifade etmek istiyorum. Mecliste belediyenin 2018 yılı kesin hesabı görüşülerek borçları ve alacakları da açıklandı. Buna göre 2018 yılı itibariyle belediyenin borcu 112 milyon 606 bin 529 lira olarak açıklanırken alacağının ise 23 milyon 764 bin 791 lira olduğu belirtildi. Değerli izleyenler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar iftar programı kapsamında orucunu Ramazan Sarayı'nda vatandaşlarla birlikte açtı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Ramazan Sarayı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açan Kibar'a AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları Ruhi Özbay, Ercan Yurttaş ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel iftarlarını açmadan önce vatandaşlara yemek dağıtımında bulundu. İftar yemeği öncesi Sahil Büyük Cami din görevlisi Ahmet Özay Kur'an tilavetinde bulundu. Oruçların açılmasının ardından semazen gösterisi düzenlendi. Program daha sonra sinema salonunda devam etti. Acına ölme. Anlaştık mı? Tamam mı yavrum? Komedi skeç, Hacivat Karagöz ve Meddah gösterileri ilgiyle izlendi. Dur! Durdum. Bekle. Merak ediyorum ne diyeceğini. Lan kostüm elmayı yesene! Özellikle komedi skeç ve Hacivat Karagöz oyununda çocukların çok eğlendiği gözlendi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar program sonrası yaptığı açıklamada Ramazan ayının ruhuna uygun olarak 30 gün boyunca etkinliklerin süreceğini söyledi. Ramazan boyunca kültür sarayımızı Ramazan Sarayı olarak adını değiştireceğiz demişti. Bu akşam itibariyle organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Hemşerilerimizle ağız tadında bir iftar gerçekleştirdikten sonra programımızın akışı devam ediyor. Semazen gösterisi, Hacivat Karagöz oyunu. Çocuklarımız için ve yetişkinlerimiz için her iki ayrı salonunda ilerleyen saatlere kadar programlarımız devam edecek. Ramazan ayımızın mübarekliğini aynı maneviyatı ölçüsünde 30 gün boyunca sürdürmeye devam edeceğiz. Hemşerilerimizi bu güzel gece katılmaları yönünde davette bulunuyor. Ramazan ayımız her geçen yıl daha da kış ayına doğru yaklaşıyor, kış mevsimine doğru yaklaşıyor. Biz bunu bu yıl biraz kapalı bir alanda düzenleyelim, planlayalım. Adının da kültürle başlamasıyla birlikte kültür ve sanatsal değerlerimizin de ön plana çıkaracak bu güzel akşamı, bu güzel organizasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor. İnşallah daha da zenginleşecek ve ilerleyen yıllarda çok daha farklı bir organizasyona dönüşecek. Efendim, Ordu'da yapımı tamamlanan çevre yolunun ardından Karadeniz'de ikinci bir çevre yolu için kollar sıvanıyor. Giresun için çevre yolu yapılacak ve yolun başlangıcı Ordu'nun Gülyalı ilçesinden başlayacak, Giresun'un Keşap ilçesinde son bulacak. Karadeniz bölgesinde Ordu'dan sonra Giresun'a da çevre yolu geliyor. Giresun çevre yolu Ordu'nun Gülyalı ilçesinden başlayacak, Giresun'un Keşap ilçesinde son bulacak. Giresun çevre yolu 49 kilometre uzunluğa sahip olacak, yolun 7 kilometresi Ordu sınırında kalacak. Projeye ilişkin ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Ordu ili Gülyalı ilçesinde ve Giresun ili Merkez ilçesinde halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerileri almak adına 07.09.2017 tarihinde halkın katılım toplantıları da gerçekleştirilmişti. Halkın katılım toplantısında yöre halkının talepleri doğrultusunda ÇED başvurusu dosyasında sunulan proje güzergahı gerek Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü gerekse de proje etüt firmaları tarafından değerlendirilerek projeyle ilgili ofis çalışmaları, arazi çalışmaları yapıldı. ÇED inceleme koridoru içerisinde kalacak şekilde güzergah revizyonları da gerçekleştirildi. Müzik
Ordu Gülyalı ilçesi sınırları içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Giresun Çevre Yolu Projesi ile ilgili 23 Mayıs 2019 tarihinde toplantı gerçekleştirilecek. Değerli izleyenler, Türkiye'de ilk 4 ay sonunda hava ulaşımını kullanan yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %-5.3 oranında azalma yaşandı. Ordu Giresun Havalimanı'nda ise bu durum düşüş olarak %-2 olarak gerçekleştirildi. Türkiye'de havayolu ulaşımında yolcu sayısında azalma yaşandı. Türkiye'de ilk 4 ay sonunda hava ulaşımı kullanan yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %-5.3 oranında azalma yaşandı. İlk 4 ayda Ordu Giresun Havalimanı'nda düşüş %-2 olarak gerçekleşirken Trabzon Havalimanı'nda %-15, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ise %-12 oldu. Ordu Giresun Havalimanı'nda iç hatlarda ilk 4 ayda 341.588 yolcu hizmet aldı. Geçen yıl aynı dönemde ise 345.900 yolcu hizmet almıştı. Dış hatlarda ise geçen yıl taşınan yolcu sayısı 4.132 olurken bu yıl 2.648 olarak kayıtlara geçti. Toplam yolcuysa 344.246 olarak gerçekleşti. Nisan ayında Ordu Giresun Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 81.059, dış hat yolcu trafiği 373, toplam yolcu trafiği ise 81.432 oldu. Değerli izleyenler, Ordu'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı mahallesinde bulunan ve Osmanlı döneminde 1853 yılında inşa edilen Taşbaşı Kültür Merkezi'nde bir süredir sürdürülen restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, restorasyon çalışmaları hakkında TV52 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Ordu'nun turizmde gözde mekanlarından biri olan ve Altınordu ilçesi Taşbaşı mahallesinde yer alan Taşbaşı Kültür Merkezi'nde bir süredir yürütülen yenileme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Geçmiş yıllarda birkaç kez restorasyon çalışmasının yapıldığı ancak aslına uygun olarak yapılmadığı belirtilen Taşbaşı Kilisesi için bu kez hummalı bir çalışma yürütülüyor. Karadeniz'de denize sıfır tek kültürel varlık olan Taşbaşı Kültür Merkezi'nin çatısı da aslına uygun olarak yenilenecek. Çalışmaları yerinde incelemek üzere Taşbaşı Kilisesi'ne gelen Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, inceleme sonrası TV2 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Evet, bilindiği gibi burası 1853 yılında Hristiyanlar tarafından, o dönem Hristiyanlar tarafından inşa edilen bir eser. Zaman zaman o günden bugüne restorasyon çalışmaları görmüş, ancak şunu net söyleyebiliriz, aslına uygun şu anda restore ediliyor. Çünkü kubbeden zemine kadar her şey yeniden elden geçiyor. Biz bunu daha önce, geçen 2 yıl önce projelendirmiştik. Projemiz kuruldan geçmişti. Kuruldan geçtikten sonra uygulamayı yapıyoruz. Buradaki her şey kurul iznine dahil olduğu için her şey kuruldan çıkan projeye uygun bir şekilde hayata geçiriliyor. Burası biliyorsunuz kentin giriş kapısı, aynı zamanda ordunun ilk kurulduğu yer. Bir de bir tarafı kentsel sit alanı içerisinde olan bir alan. Bu alan içerisinde yine çevresinde biliyorsunuz sivil mimarlık örneklerimiz var. Bir taraftan da burayı restore ederken onların yaklaşık 30 tane evin ikinci etap dediğimiz sokak sağlıklaştırma, kent estetiğinin yenilenmesi projesini hayata geçiriyoruz. Ordu'nun restorasyon konusunda altın yılını yaşadığını ifade eden Müdür Toparlak, Taşbaşı Kilisesi'nde sürdürülen çalışmaların Temmuz ayı içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Dolayısıyla Ordu restorasyon noktasında bu yıl altın yılını yaşıyor diyebiliriz. Çünkü yaklaşık 10 noktada şu anda restorasyon işimiz var. Hepsi de umalı bir şekilde devam ediyor. Bu eser bizim için çok önemli. Karadeniz'in en nadide eserlerinden bir tanesi. Bunu da inşallah normalinde 10. ayda bitmesi gerekiyor. Ancak
Kuvvetli ihtimal yüklenici firma çok yoğun çalışıyor. Temmuz ayı sonu itibariyle bize teslim eder diye düşünüyorum. Değerli izleyenler, tüm İslam alemi 6 Mayıs günü ilk orucunu tuttu. Ramazan evlerimize misafir oldu. Peki oruç ibadetinin anlamı ve Müslümanlara ne zaman farz kılındığını tam olarak biliyor muyuz? Ordu'nun müftüsü Mürsel Öztürk açıklıyor. Ben bütün kardeşlerimizin mübarek 2019 yılı Ramazan ayını, Hicri 1440 Ramazan'ını tebrik ediyorum. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi, evlerimize misafir oldu. Bu yıl Ramazan'ın uzun günlere denk gelmesi sebebiyle 16 saat oruç tutuyoruz. Ama tutulan oruçların Allah rızası için olması oldukça önemli. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için olacak. Çünkü İslam'ın temellerinden bir tanesi oruç ibadetidir. Sevgili Peygamberimiz, İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. Bunların bir tanesi de oruç ibadetidir. İslam 5 temel üzerine kurulu. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve bu ay içerisinde yapmış olduğumuz ibadet olan oruç tutmak. Peki oruç ibadeti Müslümanlara ne zaman farz kılındı? Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de oruç ibadeti sevgili Peygamberimize hicretin 2. yılında farz kılınmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yıl oruç tutmuşlar. Ve böylece yani oruç ibadeti, Ramazan ibadetinin kitap, sünnet, icma ile sabit olduğunu biliyoruz. Yani Ramazan ayında oruç tutulmasının farz olduğunu hem sevgili Peygamberimizin hayatında biliyoruz, hem sahabe-i kiramın hayatında biliyoruz, hem de ulemanın bu konuyla alakalı ittifakı var. Müftü Öztürk, Kur'an-ı Kerim'le sabit olan oruç tutma ibadetinin olmadığını söyleyenlerin İslam'la alakası olmadığını da sözlerine ekledi. Ramazan orucunu böyle bir şey yoktur diyen İslam'la alakası olmaz. Çünkü Kur'an'la sabit, sünnetle sabit. Dolayısıyla biz Ramazan'da maddi ve manevi bereketlerin olduğu bir aydır Ramazan ayı. Değerli izleyenler, son zamanlarda sanal tehditler sebebiyle birçok çocuğumuzu maalesef kaybettik. Bu sebeple Momo ve Mali Balina gibi internet tuzaklarına karşı 5 bakanlık harekete geçti. Bakanlıklar güvenli internet, güvenli hale gelecek protokolünü imzalayacak. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları çocukların sanal ortamdaki tehditlerden korunması amacıyla harekete geçti. Çocukların aralarında Momo ve Mavi Balina gibi internet tuzaklarıyla dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi, siber tehditlerden korunması ve bu sorunun toplumla medya tarafından daha doğru değerlendirilmesi amacıyla 5 bakanlık tarafından Güvenli İnternet Güvenli Gelecek protokolü imzalanacak. Protokol doğrultusunda çocuk gelişimcileri ve çocuk psikologları başta olmak üzere akademik çevrenin desteğiyle değişik yaş gruplarına özel, bilimsel temellere dayanan ve içeriği itibariyle çocuklarda sanal tehditlere ilişkin özendirme yaratmayacak şekilde farkındalık artırıcı eğitim programları hazırlanacak. Değerli izleyenler, bu haberle TV52 ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam yine saatleriniz 18'i gösterdiğinde bizler burada olacağız. Herkese hayırlı iftarlar.